6 gündür hamsi av yasağı var. Bu durum hakkında neler düşünüyorsunuz? İyi, güzel. Daha erken yapmaları gerekirdi. Ya, hamsi av yasağı başladı. Tabii sokaktaki, bizim tezgahtaki canlılıklar bitti. İnsanlar genelde İstavrit'e, mezgite yöneliyor yerli balık olduğu için. O kadar yani, sokak belli. Tezgahlar çeşit bol ama satışlar düşük. Şimdi şöyle, tabii ki iyi oldu. Hem vatandaş için hem de bizim için. Tabii ürünlerimizi daha sağlıklı vatandaşa sunmak istiyoruz. Bu kapsamda çok güzel bir şey. Tabii işte beklenildiği gibi inşallah büyür. İstediğimiz seviyeye ulaşır. Güzel bir şekilde biz de ticaretimize devam ederiz. Yani hamsinin yasaklanması bence çok güzel bir şey oldu. Çünkü ya çok küçük hamsi. Bunu ne kesebiliyorduk ne yiyebiliyorduk. Yani işçiliği çok zor. Biraz daha büyüyünce daha rahat yiyeceğimizi tahmin ediyorum ki yani hamsi ileriki zamanlarda da yiyebilmek için bu yasağın belki de biraz daha da o zaman seni tavsiye edeceğim yani işinası. Zaten inceydi hamsi. Küçüktü. Normal 9 santimetrenin altında olduğu için avlanması daha uygun olur. Büyüyene kadar 9 santimetreyi geçtikten sonra avlanmasında bir sakınca yok. Ama o saate kadar kaçar. Bu avcıların hatası. Baştan beri yanlış avlanmalardan dolayı hamsimiz bu hale geldi. Şimdi buna katlanmak zorundayız. Hamsi Karadeniz'in gülüdür da. Aslında yasak olması daha iyiydi. Yani hamsinin bu kadar zaman ben bildim bile hamsi ufakta çıkardı, büyükte çıkardı. Abi bu durum hakkında bu yunuslar gelmiş. Herhalde bizim hamsileri getirmiş yani çok sayıda. Hamsi ufak. Ufak. Hamsi çok ufak. Yasaktan normaldir yani. Bu durum hakkında ufak balık hamsileri yakalıyorlar. Onlar da biz yiyemiyoruz. Ufak olan yakalamamaları lazımlar. Fiyatları da uygun değil. Az olduğu için, ufak olduğu için bayağı pahalı satıyorlar onları. Biz de halk olarak yiyemiyoruz onları. Vallahi hamsi çok ufak, tutmasınlar. Bir sene yasak hepten diyorsun ki bu artsın. Yoksa yasak olmasına rağmen bakıyorum gene ufakları tutuyorlar yani. Yasak vardı bak, 10 gündür yasak. Tezgahlarda yine hamsi var. Demek ki bu el altından gene tutuluyor. Göz yumuyorlar buna. Çok iyi denetlenmesi lazım ki hamsi şey yapsın. Yoksa 3-5 sene sonra, 5-10 sene sonra hamsi diye bir şey kalmayacak yani. Öyle görünüyor. Güzel bir uygulama oldu. Çünkü hamsi çok küçüğe düştü. Yani bunun neslini hepten köretmenin peşine gittiler. Yani bir sene, iki sene daha böyle gitseler bir tane hamsi kalmayacaktı denizde. Ama bu yasağı çıkarmaları için var ya, çok güzel bir yani fikir. Bunu yapandan da Allah razı olsun, uygulayandan da Allah razı olsun. Devletimizden de Allah razı olsun yani. Bu çok güzel bir şey. Hamsi yasağı devam etmeli mi? Ya fazla etmesin de vatandaş da bir şey yiyecek. Biraz daha uzasın. Eğer çok faydası olacaksa uzasın. Ama hamsi göç balığıdır. Soğuğu sever. Hani ne desem boş yani. Tabii bence eğer fayda edecekse hamsiye, büyüyecekse hamsi, uzatılmasından yanayız yani, tutulmasından yana değiliz. Sonuçta karaya çıkan ürün hem bize hem de vatandaşı tatmin edici derecede olmalı ki herkes mutlu olsun. Yasak aslında kaldırılması gerekir. Yani yasaklı niye yasak? Bence mevsiminde fazla zaten vatandaş hamsi alamıyor. Mevsiminde de bu yasak olduktan sonra herhalde yerinde bir yasak biraz daha da uzatılsın yani. Onlar bunu Tarım Bakanlığı biliyor yani. Uzatılmalı. Evet, büyümeleri lazım. Çünkü bu sene çok küçük hamsiler yakalıyorlar. Onun için bol da olmuyor. Pahalı da satıyorlar onları. Halk olarak biz hamsinin yasağı devam etmesini istiyoruz. Hangi balık bu sırada daha çok tercih ediliyor? Hamsi balık, istavrit, hamsi, mezgit, barbun. Genelde bunlar. İstavrit, mezgit, barbun. Hani hamsiye yakın olan hamsi son zamanlarda 20-30 lirayı buldu. Adam hamsiye 20 lira vereceğine 25 lira mezgiti verir, 30 lira barbuna verir yani. Şimdi bu ara istavrit biraz daha ön planda. Onun dışında yerli mezgit, yerli barbun küçük kayıklardan geliyor. Arada bir aynı ağlara takılan hamsiler de oluyor ama İstavrit ağına takıldığı için
büyük oluyor bu hamsiler. Öyle satılan hamsiler gibi ufak hamsiler değil, küçük hamsiler değil yani. Şu anda en ön planda istavrit diyebilirim, istavrit. Denizde balık çok. Siper var, barbun var, sargan var. Olmadı kafes balıklarından alabalık var, somon balığı var. Bunları yiyelim, sıkıntı yok yani. İstavrit, mezgit. Yani genelde bunlar. İstavrit, mezgit, bir de sargan balığı. Bunlar yani. İstavrit, barbun, böyle bu gibi et, tavuk. Bu gibi şeyleri tercih etmek lazım. Yani. Barbun, istavrit, başka tanımam. Hamsi balığı, mezgit balığını tercih ediyoruz. İstavrit, onlar da küçük. Bu sene doğru dürüst bir balık yok, yiyemedik yani. Ya tezgah başka ne gelirse sıkıntı yok. Zaten hamsi biraz koku fazla yaptığı için millet başka balıklara daha çok tercih ediyor. Çünkü daha hafif, daha şey oluyor. Hamsi biraz ağırdır. Abi mezgit, istavrit. Bunların ikinci yanları bunlar, başka yok. Peki balık fiyatları şu an ne durumda? Şu anda Türkiye genelinde en ucuz balığı Rize yiyor. Fiyatlar çok güzel. Mesela 15 lira istavrit. İstavrit ağına çıkan hamsiler var 15 lira. Mezgit 25 lira. O balıklar Rize harici yerde 40 lira 50 lira. Rize'de 15 liraya balık yiyorlar bedava. Tavuk, kemikli tavuk oldu 30 lira. Genel fiyat durum 2 senedir aynı seviyede seyrediyor. Bu sene biraz istavrit pahalandı. Ama diğer türlü mezgit, barbun, sargan aynı seviyede devam ediyor. 25-30 lira arası. Fiyatlar otomatikman biraz yükseldi tabii. Fiyatlar biraz yükseldi. Çeşit dediğimiz balıklara, çeşit diye tabir ettiğimiz balıklara hamsi varken talep azdı. Fiyatlar düşüktü. Hamsi olmayınca bu tip balıklar da bir anda fiyatına 5-10 lira üzerine koydular yani. Bundan önce 20-25 liraya sattığımız istavrit şimdi 30-35 lira gibi bir fiyata ulaştı.